Herkese merhabalar, ben Nila. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte böyle günlük vlog tarzı bir video çekme kararı aldım. Bu benim için de yani ilk bir deneyim diyebilirim. Eğer acemice davranırsam kusura bakmayın. Gerçekten birazcık böyle zorlayıcı oluyor gibi geliyor ama artık ben de YouTube'da farklı tarzlarda videolar da çekmek istiyorum. Tabii ki dikiş videoları sık sık gelecek. Bugün böyle günüme eşlik edin istiyorum. Aslında özellikle olan bir şey yok. Bugün evdeyim. O şekilde bir gün geçecek. Saat şu an 3.30. Yani 3.30 oldu. Daha evle alakalı henüz hiçbir iş yapmadım. Çünkü eşim 3'te işe gidiyor. Ve 11'de geliyor. Ben de genel olarak eşim evde olduğu zamanlarda yani işleri o saatte yapmıyorum. O gittikten sonra yapıyorum. Zaten saat 11'e kadar bir sürü vaktim oluyor. O evdeyken bir daha işlerle uğraşmak istemiyorum. Bu şekildeydi. O yüzden şimdi birlikte işlere başlayalım. Öncelikli olarak mutfağımı toplamam gerekiyor. Çünkü birkaç kahvaltıdan kalan bulaşık var. Onları toplayalım. Belki bir aşağıda markete inerim, BİM'e. O şekilde bir şeyler yaparız bakalım. Şimdi başlayalım günümüze. Evet, şimdi buraları toplamaya başlayacağım. Zaten çok fazla bir bulaşığım yok. Bulaşık makinem dolu olduğu için. Şimdi buradakileri ufak tefek yıkayıp buraya koyacağım. Bulaşık makinesini boşaltacağım. Tost makinesini temizleyeceğim. Tost makinem de bu sabah bozuldu. İnanılmaz üzgünüm. Neden olduğunu bilmediğim bir şekilde şurasından bir duman çıkmaya başladı ve tostumu da yapamadım. Öyle diyeyim. Neden böyle oldu bilmiyorum. Yani garanti süreci de daha var diye biliyorum ama umarım ilgilenirler. Bu arada tost makinemin markası Karaca'ydı. Yani yaklaşık olarak 1,5 yıldır kullanıyorum. Neyse, şimdi buraları toplayayım. Evet, mutfağı şimdilik topladım. Mutfak topladığı gerçekten içim çok çok rahatlıyor. Şimdi makinede çamaşırlar vardı. Onları asmam gerekiyor. Onları asalım. Sonra da markete gideriz belki. Emin değilim ama
gitsem de iyi olur bakalım. Dün sizler için video çekmiştim. O yüzden kumaşları bu şekilde bu küçük odama sıralamıştım böyle. Bir kumaş videosu çektim. Buradan da duyurusu gelsin. Yakın zamanda yani ya bu videodan önce ya da bu videodan sonra gelir diye tahmin ediyorum. Şimdi bunları toplayacağım. Bunları koyacağım yerine. Ben çamaşırlarımı çamaşırlıkta böyle bu odada burada kurutuyorum. O yüzden burayı boşaltmam lazım. Evet, her şeyi ayarladık. Yani çamaşırlığı falan hazırladım ama makineyi açtım. Çamaşırları çıkartacaktım ki makineyi aslında çalıştırmamışım. Yani çalıştırdım sanıyordum ben ama çalıştırmamışım ve çamaşırlarımın hiçbiri yıkanmamış. O yüzden çamaşır asma işi kaldı. Şu anda çamaşırlar yeniden yıkanıyorlar. Daha yeni yıkanıyorlar. O yüzden de yatak odasında ufak böyle bir dolabım vardı. Orada işte makyaj malzemeleri falan var. Onlar da bayağı dağıldı. Bugün onu düzenleyelim istiyorum. Onu halledeyim. Daha sonra onu orayı düzenledikten sonra da belki sonra markete gideriz. Çamaşırlar anca bitmiş olur zaten. Hatta bayağı uzun sürecek çamaşırlar. O yüzden onlar da bitince çamaşırları ancak o zaman asabileceğim. Böyle bakalım, gün böyle geçiyor. Yani bildiğiniz ev işleri, klasik bir gün. Tek farkı bu şekildeyim yani. Normalde tabii ki evde bu şekilde durmuyorum ama video için tabii ki bu şekilde hazırlandım. Bakalım, umarım bu vlog çekme işinde başarılı olabilirim. Benim için de dediğim gibi bir ilk ve değişik hissediyorum biraz. Açıkçası dikiş videosu çekmek gibi değil. Neyse, şimdi geçelim bakalım. Evet, burası görmüş olduğunuz gibi bayağı dağıldı. Şimdi burayı toplayacağım. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bitirdim. Yani o kadar fazla da dağılmamış aslında. Hemen hallettim diyebilirim. Evet, çıktım şimdi dışarıya. BİM'e doğru gidiyorum. Evimin hemen yakınında olan sadece BİM var. Bakalım, gidelim. Bugün aktüel günleri de var. Aktüel ürünlere de bir bakarız. Öyle bakalım.
şirketten geleli aslında uzun zaman oldu. Yani yaklaşık olarak 3-4 saat kadar oldu. Marketten geldikten sonra çekemedim. Marketten geldikten sonra da zaten çamaşırlara falan astım. Pek de bir şey almadım. Hatta hiçbir şey almadım marketten. Yani aktüel ürünlerin oradan hiçbir şey almadım. Kafama göre bir şey bulamadım. Aslında ben şu peruş terlikler geliyormuş. Görmüşsünüzdür belki. Onlardan bakmak için gitmiştim ama tabii ki o saatte gidersem kalmamış oluyor. Vim'in aktüel günlerinde erken gitmek gerekiyor. Ben de genelde geç gidiyorum ve hiçbir şey bulamıyorum bir şey istediğim zaman. Ama çok da önemli olan bir şey değildi zaten. Öyle hani varsa alacaktım, yoksa da önemli değil zaten. Öyle eve geldim, yemek falan yedim işte. Çamaşırları astım. Şimdi dedim tekrardan telefonu elime alayım. Madem bir işe başladım, yarım bırakmayayım dedim. Şimdi de yine dikiş odama geçtim. Dikiş odama geçtiysem ben ne yaparım? Burada düşünüyorum. Kumaşları önüme koyuyorum. Acaba ne yapabilirim? Hani ne üzerinde çalışabilirim diye devamlı olarak bunu düşünüyorum. Çünkü elimde şu anda stok bir videom yok. Dikişle alakalı olarak. Bir şeyler dikmek istiyorum yine. Size faydalı olabilecek bir şeyler. Şimdi ne diksem onu düşüneceğim. Bilmiyorum, hemen karar verirsem eğer kesmeye başlarım. Ya inanın, dikiş yaparken benim için en zorlayıcı şeylerden bir tanesi şu kesim aşaması oluyor. Keserken, yani kesmek benim için birazcık işkenceli oluyor. Ama kesim bittikten sonra onu köşeye koyayım, içim çok rahat oluyor. Bitmiş kadar geliyor bana yani. Dikmek o kadar zorlamıyor. Çünkü model hani belirlenmiş oluyor. Kesmiş oluyorum. O yüzden o kadar zorlamıyor beni. Bakalım işte, şimdi aklımda aslında birkaç tane model var. Onları yapmayı düşünüyorum. Şimdi kumaşları sizle de birlikte bakalım. Keşke sizden hemen fikir alabilsem, aslında Instagram'dan sorabilirim ama yani onun için de yine dönüşler hemen olmuyor gibi. O yüzden aklımdaki şeyleri değerlendirip belki bir karar verip kesimleri yapmaya başlarım. Siz benim bu dikiş köşemin son halini de görmediniz aslında. Bunu da bu şekilde göstermek istiyorum buraya. Sosyapix markasını duydunuz mu bilmiyorum ama Sosyapix'ten bu şekilde fotoğraflarımı çıkarttım. İşte aileyle olan, eşimle olan. Hani böyle dikiş dikerken önümde bunların olması hoş oluyor. Devamlı olarak burada bakmak. Bu şekilde böyle bir ortam hazırladım kendime. Zaten buraları biliyorsunuz. Arkada böyle fotoğrafları ekledim. Bence çok güzel oldular. Benim çok hoşuma gidiyor gerçekten. Hoş oldular hani, böyle anılara bu şekilde bakmak iyi oluyor. Şimdi de size kumaşları göstereyim. Evet, bir sürü kumaşın arasından ayıklayıp seçtiğim iki kumaş var şu anda önümde. Bir tanesi bu. Yani bunu kumaş alışverişi videomu, yani alışveriş videomu paylaştıysam eğer zaten görmüşsünüzdür bu kumaşları. Yeni almış olduğum kumaşlar. Paylaşmadıysam da bundan sonra paylaşacağım video odur. O zaman görürsünüz. Ya onu önce paylaşacağım ya bu videoyu önce paylaşacağım. Ben de kararsızım. Ama gördüyseniz zaten bu kumaşı biliyorsunuzdur. Bir de bu şekilde kırmızı bir kumaş var. Bu kırmızı kumaşla alakalı aklımda olan şey, bayağı da büyük bir kumaş. Büyük bir kumaş olduğu için kiloş etek, kanalımda kiloş etek, yani kiloş etek benzeri bir etek diktim ama tam kiloş etek dikmedim. Diyorum hani kiloş etek üzerine, bir de Instagram'da bir tane butikte bir kıyafet gördüm. Üstüne de hani böyle şey düşündüm. Böyle bel kısmından, yani aşağı kısmından böyle bağcık geliyor. Yani tam anlatamayacağım şu anda ama. Yani o şekilde ikili bir takım gördüm. Bununla da kiloş etekli ikili bir takım yapayım diyorum. Yani aklımda olan o. Bu kumaşla da böyle... Böyle desenleri de görmüşsünüzdür. Çok hoşuma gitmişti benim. Böyle bir sweatshirt tarzı. Hani altı lastikli gibi olan sweatshirtler yapıyorlar ya. Kollarında böyle lastiği olan. Alt kısmı lastikli, kapşonlu, önünde cepli. Öyle bir sweatshirt de yapabilirim. Bence ben bundan yapayım. Çünkü bu ara kanalımda çok böyle klasik gittim. Eğer altına da kumaşım yeterse böyle eşofman yapayım aynı kumaşından. İkili takım olsun bu da. Ama yetmeyebilir bu kumaşım. Eğer yetmezse de o kumaşım da yüksek ihtimalle inşallah kalmıştır bu kumaştan. Kaldıysa eğer o ablaya mesaj atarım. Altına da bir tane daha bu kumaştan alırım yine. İkili takım olur. Bence çok güzel olur. Yani bakalım, şimdi ben başlayayım o zaman. Tabii o kısımları size gösteremeyeceğim. Çünkü o kısımları hani dikiş videosu için çekeyim şimdi. Daha sonra dikişi, yani kesme işini bitirdikten sonra tekrar sizinle görüşürüz inşallah.
Şimdi ben başlayayım. Gerçekten o. Aslında size hazırlık aşamasını da göstereyim. Neler çektiğimi görün. Gerçekten çok zor oluyor. Yani eminim hepiniz dikiyorsunuz şu anda. Beni izleyenlerin %90'ı eminim ki diken insanlarsınız. Ve zor oluyor gerçekten. Bir de masada kesmediğimiz için yerde keserken ben bir tık daha zorlanıyorum yani. Dizlerim çok acıyor. Aslında kendime dizlik dikmeyi düşünüyorum. Belki ilerleyen zamanlarda birlikte dizlik de dikeriz. Çünkü devamlı olarak yerde yaklaşık olarak yarım saate yakın süre geçiriyorum dizlerimin üstünde. Bu da beni birazcık zorluyor. Belim de ağrıyor. Yani birazcık zor oluyor gerçekten. Çok acındırmış olabilirim ama bunlar gerçekler. Zorluyor beni ama seviyorum. Biliyorsunuz ki dikiş aşkımı kimse sorgulamasın. Gerçekten çok seviyorum. Yapmak bana huzur veriyor. Bir şeyler üretmek, özellikle sizlerden güzel dönüşler aldığım zaman çok çok mutlu oluyorum. Bir de bir şey daha eklemek istiyorum. Çok uzatmak istemiyorum ama bazen yorumlarda bana yazıyorsunuz. İşte kalıp ölçülerini vermediniz, kaç santim vesaire vesaire. Zaten biliyorsunuz ki ben kalıp çıkartmakla ilgili bir şey iddia etmedim hiçbir zaman. Kalıp çıkartmayı bilmiyorum. Zaten hani kalıpla ilgili bilgim olsa emin olun ki bununla alakalı video çeker sizinle paylaşırım. Neden paylaşmayayım? Sizle bütün bildiğim bilgileri paylaşmaya çalışıyorum. Ama kalıp çıkartmak farklı bir uzmanlık alanı bence ki öyle zaten. Hani modelistliğe giriyor diye biliyorum. Yani kalıp hazırlama falan. Ama benim onunla ilgili bir eğitimim yok. Bir dönem kursa gittim onunla alakalı ama bir hafta kadar gittim. Yani hiç yeterli olmayan bir süre. Ben çok sıkılmıştım orada. Ama biz dikiş kursumuzda zaten bunu biliyorsunuz. Hani kendimize özel kalıplar hazırladık. Ama bu bilgilerim de taze değil. Hepsini unuttum. Benim her zaman videolarımda görmüş olduğunuz kalıp da genel olarak dikiş kursunda çıkartmış olduğum ana beden, hani ana temel beden kalıbı. Bir de Esin'in diktikleri sayfasından bir kalıp almıştım. O kalıbı da biliyorsunuz. O da bas kalıp. Yine o da çok çok işime yarıyor. Hani eğer böyle kalıpla ilgili benden bir beklentiniz varsa o yok. Ben elinizde bir kalıp varsa hani onunla yapabileceğiniz şeyleri gösteriyorum. Ara ara kalıpsız hani kendi kıyafetimizde yaptığımız şeyleri de göstermeye çalışıyorum. Ama bu kadar oluyor. Yani elimde kalıp varken de kıyafet kullanmak bana birazcık zor geliyor açıkçası. O yüzden kalıbı kullanmak daha pratik geliyor. Hem de kalıp üzerinden bir sürü modelleme göstermeye çalışıyorum. Hani bir kalıpta ben yapıyorum. Çok nadirdir benim farklı kalıp kullandığım. Hani o yüzden bu şekilde yapıyorum. Böyle yorumlar geliyor. Hani öyle şeyler izlemek istiyorsanız hani benim kanalımda maalesef yok yani. Hani ben olabildiğince geliştirici şeyler, öğretici şeyler paylaşmaya çalışıyorum zaten elimden geldiği kadar. Hep diyorum ben de sizlerle birlikte gelişiyorum. Ama eğer olursa hani böyle yapabilirsem yani bunu paylaşacağım. Aklımda olan bir şey zaten. O ana beden kalıbını tekrardan hatırlamaya çalışacağım. Yani dersime çalışıp bunun videosunu da çekmeye çalışacağım sizler için. Çok böyle talep olduğu için söylüyorum. Eğer onu yaparsam da zaten paylaşırım. Sizler için de faydalı olur. Ama ne zaman gelir, nasıl gelir? Yani onunla ilgili bir söz veremeyeceğim. Çünkü şu anda zaten o kadar çok çekecek videom var ki, hazırlamam gereken şey var ki hani vakit bulamıyorum. O yüzden en yakın zamanda diyeyim yani inşallah onu da çekip göstermeye çalışırım. Ama bu şekilde yorumlar geldiği zaman da bir tık üzülüyorum açıkçası. Çünkü yani hani bu kadarını paylaşabiliyorum, faydalı olmuyor falan diyorlar ama hani genel olarak yorumlarda zaten herkes çok beğendiğini söylüyor. Çok mutlu oluyorum o şekilde. Dediğim gibi sizden gelen mesajlarla hani ben de yapıyorum. Çünkü bana destek verişiniz benim için çok önemli. Neyse yani bu şekildeydi açıklama. Yani ben kalıpla ilgili usta değilim onu söyleyeyim. Benim kanalımda kalıp da yok yani. Hatta kalıp paylaşmışlığım da var. Onu da izlemek isterseniz izlersiniz. Var zaten kalıpta. Ama genel olarak ben hani kalıpsız dikim göstermiyorum. Kalıpla yapıyoruz biz. Ama çalışacağım yani. Kalıpsız şeylerde göstermeye çalışacağım. Hatta belki eğer üşenmezsem de şey olursa bu kıyafetimizi belki kalıpsız dikeriz. Yani kendi kıyafetimizden. Ama elimde kalıp varken onu da yapmak istemiyorum inanın ki. Neyse işte bu şekildeydi. Şimdi ben şurayı şey yapayım, bir toplayayım edeyim. Kesime hazırlayayım. Tamamen modeli de kafamda belirleyeyim. Geçelim o dikim kesim işlemlerine. Bakalım. Neyse çok konuştum. Gerçekten kusura bakmayın. Evet, kesim işlemlerini bitirdim. Gerçekten bayağı yorucu oldu benim için. Yani yarım saatten fazla sürdü bu sefer. 45 dakikaya yakın sürmüştür.
Bazen böyle olabiliyor çünkü farklı bir şey denedim. Onun için de birazcık zorlayıcı oldu ve düşünmem gerekti. Ama şükür bitti. Dediğim gibi şu anda içim çok rahat. Yani o video bitmiş gibi geliyor bana. Artık videoyu da kapatmak istiyorum. Yani umarım güzel bir video olmuştur. Ben de merak ediyorum birleşince nasıl olacak. Umarım sizlerin de hoşuna gider. Eğer bu tarzda videoların tekrardan gelmesini isterseniz yorumlarda belirtirseniz çok çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın.